Efendim iyi günler. 13 Kasım 2023. Antalya Konyaaltı ilçesindeyiz. Konyaaltı Hurma'dan Hisar Çandır, Üçoluk ve Gödene Altınyaka'ya seyahatimizi sizlere aktarıyoruz. Saatimiz 15.05. Hava sıcaklığı 24 derece burada. Bu yolun devamı Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Fethiye ve Muğla'ya gidilebiliyor bu yoldan. Biz buradan sağa dönüyoruz. Burada kestirme bir yol var. Buradan sola dönüyoruz. Buradan Teyyaş yolu var. Teyyaş'ın trafosu var. Onun kenarından yukarı doğru çıkıyoruz. Bu yolu birçok kimse bilmiyor. Dediğimiz gibi kestirme bir yol. Trafik ışıkları yok. Bilginiz olsun lan. Sol tarafta Teyyaş trafosu var dediğimiz gibi. Bu sol tarafta kır düğünleri yapılan mekanlar var. Buradan dikkatli çıkmak gerekiyor. Biz sol tarafa döneceğiz. Hurma'dan gelen yol var. Bu yola çıkarken dikkatli olmak lazım. Evet, artık burası Hisar Çandır Gödene yolu. Sanırım buradan yaklaşık olarak 50 kilometre ve 1 saat sürüyor. Yine oraya ulaştığımızda sizlere söyleriz. Karşı dağın tepesinde döner restoran var ve oraya Sarı Su'dan teleferik yapıldı yeni. Hava yağmurlu bugün. Farkındaysanız yağıyor şu anda. Çiseliyor. Sonbahar mevsimindeyiz. Bu yolla ilgili daha önce yayınlanan videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz. Gitmekte olduğumuz yol yaylalara gidiyor. Biz de bir güzel bir yayla olan Gödene Yaylası'na gidiyoruz. Yolları gayet güzel, bir köy yoluna, yayla yoluna göre genişlik ve altyapısı olarak gayet güzel, asfalt kaplama olarak devamlı bakım yapılıyor karayolları tarafından. Bir yerde bu alternatif bir yol, Antalya Kumluca arasında, devamı Kumluca'ya gidiyor bu yolun. Sahilden gidersek Kumluca'ya Kemer tarafından gidiliyor, yayladan gidersek bu yol kullanılıyor. Burası Hisar Çandır'ın ilk mahallesi. Buradan başlıyor Hisar Çandır.
buralarda artık yazlıklar var. Aşağı tarafta, sol tarafta bir mahalle var. Liman tarafından oraya ulaşım var. Bu sağdan aşağı giden bir yol var. Sol tarafta dev salıncak var. Sallanma yeri. Bu havada bakın bisikletle giden, gezinti yapan kişiler var. Burası manzara olarak gerçekten çok güzel bir yol. Doğasıyla, yoluyla, temiz havasıyla. Çoğu zaman bisikletler buradan spor yapıyorlar. Herhalde kesim var yukarıda. Tomruk taşıyorlar. Bu yol üzerlerinde bu sol tarafta olduğu gibi çeşmeler var. Piknik yerleri var. Burası Hisar Candır Merkez. Sol tarafta TRT Vircisi'ne gidiliyor. Orada şakayık gülleri var, meşhur Antalya'nın koruma altında. Araç geçme yasağı olan bir yerdeyiz, gördüğünüz gibi. Çok dikkatli geçmek lazım. Sol taraftan Hisar Çandır'ın Esebeleni Mahallesi'ne gidiliyor. Altınyaka Gödene buradan 32 kilometre, Kumluca 60 kilometre.
yine bu sol tarafta piknik yeri var. Bu bölgede 2-3 yıl önce bir heyelan kayma olmuştu. Yol tamamen aşağı doğru kaymıştı. Yeniden yapıldı burası. Ve yaklaşık bir yıl kapalı kaldı. Burası da yine Hisar Çandır'ın başka bir mahallesi. Yolun bu kısmında da hemen sol tarafta güzel bir kaynak suyu var. Tavsiye ederiz. Hemen şu sol tarafta. Kaliteli bir su var. Yolun bu kısmında bir kavşak var. Bakın sağa giden mahalleleri gösteriyoruz şu anda sizlere. Sol taraftan gidince biz yine Gödene'ye ve Kumruca'ya gidiyoruz. Sol taraftan Ekşizce Yaylası'na gidiyoruz. Çok güzel yağmur yağıyor. Antalya'dan bu yana hep yağmurlu. Thank you.
Üçoluk köyüne gelmiş bulunuyoruz. Üçoluk yaylası. Bu yol üzerindeki en yüksek yayla rakım olarak 1225 metre civarında. Tabii ileriden ayrılan bir de Söğüt Cuması var. Biz onu görmeyeceğiz. Orası daha yüksek biraz daha. Üçoluk Kevver ilçesine bağlı bir köy. Köy diyorum, herkes artık eskiden beri köy diyor buralar ama idari olarak mahalle şu anda buralar. 2014'ten bu yana büyük şehirlerdeki bütün köy ve beldeler mahalle oldu. Buralarda mahalle. Ama halk hep köy diyebilir. Biz de köy diyoruz. Bu sağ taraftan Gölcük ve Söğüt Cuması köylerine gidiliyor. Buradan bir kavşağa geliyoruz. Halk buraya dört ışam gediği diyor. Dört çam gediği veya dört çam kavşağı da diyebilirsiniz. Sola gidince Kemer ilçesine gidiliyor, Antalya'nın. Gedelme köyünden oradan Kemer'e gidiliyor. Burası dört ışam gediği olarak geçiyor halk arasında. Biz sağdan gidiyoruz. Bu kısımda dik bir yokuş var, iniş. Dikkatli inmek lazım. Hem virajlı hem de dik bir iniş. Sağ taraftan Kozarası Mahallesi'ne gidiyor. Burası Ağlar Mahallesi olarak geçiyor. Sağ tarafında aşağı doğru bir yol gidiyor. Gölcük yoluna bağlanıyor sağ taraftan. Buradan itibaren gördüğünüz gibi katran, sedir ağaçları, ormanları başlıyor. Harika bir manzara, ayrı bir manzara.
sol tarafta bakın. İleride mermer ocağı var. Buradan mermer geliyor. Ankara limanından. Bu sağ taraftan Gölcük Köyü'ne ve Söğüt Cuması'na gidiliyor. Burası Çayır Mahallesi.
Evet efendim, Gödene Altınyaka Akçağıl Mahallesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Burası gerçekten harika bir yayla. Doğasıyla, tabiatıyla, bitkisiyle, sahip olduğu hava ve suyuyla eşsiz bir yayla. Antalya'ya yaklaşık olarak 65 kilometre, Kumluca'ya da 30 kilometre. Bakın harika manzaralar var. Şair Cemal Süreyya'nın dediği gibi, sonbahar sanattır, diğerleri mevsim. Sağ tarafta antik kaya mezarları var. Sol tarafta Akçağıl mezarlığı var. Allah rahmet eylesin geçmişlerimize. Antalya'dan çıktığımız yerden itibaren burası 50 kilometre ve tam bir saatte gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra diğer mahalleleri ve Altınyaka merkeze gidiliyor. Yaklaşık buradan 2-3 kilometre. Bu sağ tarafta Çukurca Mahallesi var. Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim demiş Cemal Süreyya. Gördüğünüz gibi harika. Tam sonbaharın güzelliklerindeyiz. Yaratana şükürler olsun. Antalya'dan çıktığımızdan bu yana sürekli yağmurlu havada geliyoruz. Yeni ismiyle Altınyaka, eski adıyla Gödene köyüne, yaylasına, mahallesine gelmiş bulunuyoruz. Dediğimiz gibi burası mahalle artık. Ama halkımız hala köydür, yayladır buraya. Biz de köy diyoruz, yayla diyoruz. Bilhassa yazları çok yoğun, kalabalık oluyor burası. Gelip görmenizi, sularından içmenizi, havasını teneffüs etmenizi tavsiye ederiz. Bu aşağıdan da yine Kumluca'nın köylerine gidiliyor. Burası merkez. Bu sağ tarafta güzel bir su var. Kaynak suyu. Her tarafı su bu Gödene'nin. İleride Pınar Gözü var. Şimdi size onu göstereceğim yerini. Ondan sonra artık seyahatimiz tamamlanıyor. Bu sağdan Pınar Gözü piknik yerine gidiliyor. Yolun devamı da Kumluca'ya gidiyor efendim. Buradan yaklaşık olarak 27 kilometre Kumluca. Bu sağdan size Pınar Gözü'nün yolunu gösterip seyahatimizi tamamlayalım. Hemen sol tarafta çok güzel bir piknik yeri var. Suyu ve mekanlarıyla güzel. Tavsiye ederiz dediğimiz gibi. Sol taraftan balık restoranları var. Oraya gidiliyor. Hem canlı hem pişmiş alabiliyorsunuz. Evet efendim, Antalya merkezden başlayan seyahatimiz burada sona eriyor. Antalya Kumluca ilçesi
Altınyaka Gödene köyüne, yaylasına gelmiş bulunuyoruz. Çıktığımız yerden itibaren burası 53 kilometre yaklaşık olarak ve 1 saat 5 dakikaya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel yayladan güzel sonbahar gününden hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlık ve huzurla kalın efendim. Bu sol tarafta da balık restoranlar var. Gördüğünüz gibi. Lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızın değerini bilelim. İsraf etmeyelim efendim.